Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok özel bir otomobil hakkında konuşmaya çalışacağız. BMW'nin iX modeli Drive 40 versiyonu. Elektrikli bir otomobil olması, hiçbir emisyon salınımı olmaması fevkalade önemli. Biliyorsunuz defalarca sizlerle konuştuk. Hidrokarbonlar, karbon monoksit, kurumlar, karbondioksit bunların hepsi gerçekten de yaşadığımız dünyaya fevkalade zararlı emisyonlar. Fakat bunlardan bir tanesi karbondioksit özellikle global ısınmaya neden olduğu için Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü tarafından çok uzun bir zamandır azaltılması için çalışılmakta olan bir emisyon çeşidi ve BMW'nin de sıfır emisyon konusunda çok ciddi stratejik planları var. 2030 senesinde BMW'nin global toplam imalatının %50'den fazlasının sıfır emisyonlu elektrikli otomobillerden oluşacağını görüyoruz. Ayrıca bunu bir mobilite yaklaşımıyla yapmakta. Çünkü mesela çok kısa bir süre sonra, bundan 2-3 ay sonra BMW'nin bir tane de elektrikli skuterı çıkıyor. CE04 tam bir elektrikli araç yaklaşımıyla yapılmış bir tasarıma sahip. BMW'nin de çok farklı araç gruplarında sıfır emisyonlu projelere imza attığını görüyoruz. Tabii ki iX de otomobil konusunda bunlardan çok önemli bir tanesi. Çok kısa tasarımından bahsetmek istiyorum. BMW buna spor aktivite aracı adını veriyor. Sport Activity Vehicle diye. Tabii ki SUV tasarımına çok yakın bir tasarım yaklaşımından bahsediyoruz. Bu bizim kullandığımız, sizlerle konuştuğumuz model Drive 40 modeli. Övülecek bir performans seviyesine sahip ama bir de Drive 50 var. O performans açısından bu otomobilin de çok daha üzerinde. BMW yetkilileriyle konuştuğumuzda Drive 50 modelinin de önümüzdeki yıl 2022 yılında Türkiye'ye geleceğini söylediler. Geldiği zaman onu da değerlendirip sizlerle beraber konuşma imkanı buluruz. BMW iX büyük bir otomobil sayılır. Çünkü 5 metreye yakın uzunluğu var. 4 metre 95 santimetrelik bir uzunluğa sahip. Geniş bir otomobil, 1 metre 97 santimetrelik de genişliği var. 1 metre 70 santimetrelik yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ama burada önemli bir nokta var. İçine girdiğinizde otomobil daha da büyük. Mesela 500 litrelik bir bagaj hacim var ama arka koltukları yatırdığınızda 1750 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyor. Ama esas kastettiğim şey kendi segmentinin bile üzerinde bir iç hacme sahip yeni BMW iX. %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Yani bunun tasarımla çok sıkı bir ilişkisi var. 400 kilometrenin üzerinde bir menzili var. Onu sağlayan lityum-iyon batarya grubu otomobilin tabanında. Yaklaşık 800 kilogramın üstünde bir ağırlıktan bahsediyoruz. Otomobile özellikle virajlarda stabilite açısından çok büyük getiri sağlıyor. Çünkü otomobilin toplam ağırlık merkezi aşağı geldiği için de dinamik özelliklerini otomobilin son derece geliştiriyor. Bir ön aks üzerinde bir de arka aks üzerinde 2 adet elektrik motoru var. İçten yanmalı motora, onun vites kutusuna oranladığınızda gerçekten de çok kompakt üniteler. Egzoz yok, bir benzin deposu yok, şaft yok arkaya giden, dümdüz tamamen iç hacme katılmış bir taban görebiliyorsunuz. Yani komponentlerin küçük olmasından, içten yanmalı otomobillerde mevcut olan birçok parçanın burada olmamasından dolayı tasarımcılar iç hacme çok daha fazla alan ayırabiliyorlar. Ayrıca otomobilin mesela elektrik motorunun küçük olmasından dolayı aks mesafesi de içten yanmalı motora göre daha uzun yapılabiliyor. Otomobilin 3 metrelik bir aks mesafesi var.
aerodinami, içten yanmalı olsun, elektrikli otomobil olsun, bütün otomobiller için fevkalade önemli. Çünkü rüzgar direnci daha fazla yakıt tüketimine, daha fazla emisyon üretmesine neden olur. Otomobilin 0.25 gibi gerçekten görülmesi zor bir hava sürtünme kat sayısı var. Bu da tabii hem menzilin daha rahatlaması açısından hem de tüketimin azalması açısından fevkalade önemli. Gene bugün fonksiyonel tasarım konuşuyoruz sizlerle. Bununla ilgili mesela bir detay vereyim. Burada BMW'nin tarihi sembolü haline gelmiş böbrek şeklinde ızgarayı görüyorsunuz. Ama bu aslında bir ızgara değil. Gerçekten bir sanat eseri gibi hazırlanmış çok güzel bir estetik parça. Çünkü yine içten yanmalı motorla elektrikli motora sahip olan araçların arasındaki önemli yapısal farklardan biri. O kadar çok hava girişine ihtiyaç yok bu otomobilde. İçten yanmalı motorda yanmayı sağlayacak olan yanma havasının girişine gerek yok. Çok daha büyük kapasiteli radyatörlerin, intercoolerların, yağ soğutucuların soğutulması için bir hava girişine gerek yok. Dolayısıyla burası bir estetik parça olarak tamamen kapalı. Aşağı tarafta hava girişini görüyorsunuz ama şu anda o da kapalı. Çünkü aktif, otomatik klapeler var üzerinde. Batarya grubunun optimum çalışma şartları belirli sıcaklık aralığında oluşuyor. Yaklaşık söyleyeyim 15 ile 25 derece arasında oluşuyor. Onu sağlayacak şekilde otomobilde bir ısıtma ve soğutma sistemi var. İşte gerek olduğu zaman sadece bu klapeler açılarak içeriye hava alınabiliyor. Dolayısıyla ilk başladığımız noktaya dönersek otomobilin ön tarafı çok aerodinamik. Bir kere hem önde hem arkada çamurlukların yolcu kabininden çok dışarıda, en az 100 milimetre dışarıda olduğunu görüyoruz. Kullandığımız otomobilde 21 inç jantlar var. Üzerinde düşük rezistanslı, düşük sürtünme direnci olan lastikler var. Özellikle elektrikli otomobillerde menzilin uzatılması, tüketimin azaltılması için önemli gelişmelerden bir tanesi. BMW ayrıca bu arada elektrikli formula konusunda da çok emek vermiş bir firma. Tabii oradaki geliştirmelerinde otomobilin üzerine taşındığını mutlaka söylememiz lazım. Tasarım hakkında ayrıca siz de zaten görüyorsunuz, ince farlar, çok gelişmiş farlar. Arkada da stoplarda aynı mentaliteyi görmek mümkün. Tamamen sportif mentaliteyle tasarlanmış bir otomobilden bahsediyoruz. 2375 kilogramlık bir ağırlığı var. Başta söylemiştim, tecrübeden bunun 800 kilogramla 1 ton arasında bataryası var. 1300-1400 kilogramlık bir gövde ağırlığıyla karşılaşıyoruz ki bu gerçekten de hafif bir otomobil olduğunu bize gösteriyor. Alüminyum uzay çatı şeklinde bir şasi tasarım var otomobilin. Bu tabii hem otomobilin çok rigid olmasını hem de hafif olmasını sağlıyor. Özellikle elektrikli bir otomobil olduğu için fevkalade önemli. Buna ek olarak karbon fiber kullanımı. Şunu söylemek istiyorum, tavan, yan otomobilin yan yüzeyleri, arka 5. kapı, buralarda karbon fiber bol miktarda, yani yüzde olarak yüksek miktarda kullanılmış. Bu da tabii yine otomobilin rigiditesine ve aynı zamanda da ağırlığının düşük olmasına, hafiflemesine çok ciddi katkıda bulunuyor. Böyle şeyler mühendislik açısından bizi çok etkiliyor. BMW'nin çok takdir ettiğimiz bundan önceki elektrikli otomobil i3'ü hatırlıyorum. Karbon fiberden gövde imalatı ancak çok az sayıda yapılan otomobillerde, Formula 1 gibi safkan yarış otomobillerinde kullanılır. Yani seri imalata uygun değildir ama BMW gerçekten çok uzun süre takip ediyoruz. O konunun detayına başka bir zaman, ilgili konu olduğu zaman gireriz. Karbon fiberin seri imalatı konusunda çok önemli çalışmalar yaptı ve i3'ü gövdesini tamamen karbon fiberden imal etti. Şimdi de aynı yaklaşımı farklı bir tasarımla iX'de görüyoruz. Dolayısıyla karbon fiber imalatında da seri imalata uygulanmasında gerçekten bu yaklaşım bizi çok etkiliyor.
Yeni BMW iX'i sizlerle beraber otomobilin içinden konuşmaya devam edelim. Sanki otomobilin iç tasarımı baz alınarak dışarıya doğru tasarlandığı hissiyatına kapılıyorsunuz. Bir kere dijitalleşme konusunda gerçekten de sizlerle bugüne kadar konuştuğumuz en önemli otomobillerden bir tanesi diyebiliriz. Direksiyon üzerindeki çok fonksiyonlu düğmeler, kristalden tasarlanmış kumandalar, dijital kumandalar olduğunu görüyorsunuz. Ve ayrıca dijital düğmeler de var. Bunlar bilgi eğlence ekranını, otomobilin çalışmasını, durmasını, ayrıca otomobilin vites konumunu ayarlayan kumandalar. Ayrıca 3 tane sürüş modu var otomobilde. Onu da buradaki My Modes düğmesinden, dijital düğmeden kumanda edebiliyorsunuz. Kapı açma düğmesi bile dijital yeni BMW iX'te. Tabii ki vaktimiz olsa mutlaka konuşmamız gereken şey otomobilin internete bağlantılı olma ve bu bilgileri otomobilde kullanma özellikleri. Onun dışında otomobilin çok hoş görünmesine, yani benim çok hoşuma giden konulardan bir tanesi ferahlık hissine katkıda olan ön göğüs tasarımı. Aşağıda tasarlanmış bakın. İki parça sürücüden yolcu kısmına kadar büyük bir parça sürücüye dönük şekilde duruyor. Daha sonra ikinci bir parça kapıya doğru gidiyor ve seviye olarak düşük konumda tasarlanmış. Burada ön tarafta çok ferah bir hacim yaratıyor. Bu da gerçekten çok konforlu hissetmenize neden oluyor. Gelelim gösterge tablosuna. Bu alçak şekilde tasarlanmış göğüsün üzerinde büyük, yaklaşık 90 santimetrelik, 1 metreye yakın bir gösterge grubu var. Bunun sol tarafında 30 santimetrelik gösterge tablosunu görüyoruz. Onun hemen sağ tarafında bu bölümde ise 40 santimetrelik bilgi eğlence ekranı var. Tabii içerisinde yüzlerce fonksiyon var. Şimdi o fonksiyonlara girmek istemiyorum ama bir tanesini birazdan örnek vereceğim. Enerji geri kazanımında menüsünde sizin alacağınız hizmetlerle ilgili kullanabileceğiniz yüzlerce fonksiyon var bilgi eğlence ekranında. İki tane elektrik motoru var. Bunlardan bir tanesi ön aksın üzerinde, diğeri ise arka aksın üzerinde. Dolayısıyla otomobil dört çeker bir otomobil. BMW'nin 5. jenerasyon elektrikli güç üniteleri projesine dahil motorlar. İçten yanmalı otomobillerde alışa geldiğimiz vites kutusu yok. Sadece tek bir dişli oranına sahip olan bir transmisyon kutusu var. Bir de elektronik kontrolü var. Yani elektrik motoru, elektronik kontrolü ve transmisyon hepsi bir kutunun içerisine yerleştirilmiş. Çok kompakt, çok hafif ve gerçekten de teknolojik olarak çok üst düzey. Enerji yoğunluğunu kastediyorum. Enerji yoğunluğu olarak çok üst düzey bir materyalden bahsediyoruz. Bundan, bu üniteden bir tane önde, bir tane de arkada var. Aslında bunlar elektrik motoru olduğu gibi aynı zamanda da elektrik üreten jeneratörler gerektiği zaman. Birazdan ona da kısaca değineceğim çünkü otomobilin çok beğendiğimiz özelliklerinden bir tanesi enerji geri kazanım sistemi. 260 beygir güç üretiyor ön taraftaki elektrik motoru. 290 Nm'lik de tork üretme kapasitesi var maksimumda. Tork değiştirme oranı, yani dişli oranı da 8.8. Arka taraftaki elektrik motoru biraz daha kuvvetli ön taraftakinden. 270 beygir güç ürettiğini görüyoruz ama tork değeri 340 Nm. Gaza bastığınızda, yani sert hızlanmak istediğinizde otomobil genelde arkadan itiş karakterli. Yani bu önemli bir konu. Zaten dört çeker bir otomobil. Akıllı olarak ve bunu mükemmel gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Torku duruma göre ön veya arka tekerlere dağıtabiliyor ama özellikle hızlanma istediğinizde arkadan itişli, yani daha fazla torku arka tarafa yönlendirdiğini hissedebiliyorsunuz. Bu da tabii çok daha sportif bir kullanım tarzı veriyor otomobile. Ayrıca o elektrik motorunun dişli oranı da 11.11. Otomobilin toplam 326 beygir güce sahip olduğunu görüyoruz. 6 saniyede, yanlış hatırlamıyorsam 6.1 saniyede 0'dan 100 km saate hızlanıyor ama şunu sürüş deneyimi olarak mutlaka size söylemem lazım. Gerçekten
hızlanması inanılmaz iyi oldu onun. Yani hızlanma performansını çok çok beğendiğimizi söyledi. Tabii bunun altında da konuştuğumuz gibi çok yüksek tork değeri ve dört çeker olmasının çok büyük bir katkısı var. Elektronik olarak limitlenmiş 200 km saatlikte bir maksimum süreti var. Tabii elektrik motorlarından bahsettikten sonra mutlaka bataryada konuşmamız lazım. BMW'nin 5. jenerasyon elektrikli güç üniteleri için geliştirdiği bir batarya olduğunu görüyoruz. Yine çok beğendiğimiz BMW i3 2020 modelindeki batarya ile bu iX'te kullanılan bataryayı karşılaştırdığımızda %40 enerji yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu %40 da gerçekten bataryanın enerji potansiyeli açısından çok ciddi bir gelişme. 71 kWh güç üretebilecek. Amper saat olarak da kapasitesi 231 amper saat. Ayrıca 330 voltluk bir bataryadan bahsediyoruz. Şöyle, voltaj çok önemli. Voltaj değeri, volt değeri, gerilim değeri çok önemli. Çünkü otomobilde biraz önce konuştuğumuz 300 beygir üzerinde güç, 600 Nm'nin üzerindeki tork değerleri bu volt değeriyle, yani gerilim değerinin yüksek olmasıyla yakalıyoruz. Çünkü elektrik motorlarında gücün formülü akımla gerilimin çarpımı. Dolayısıyla burada voltaj büyük olduğu için akım değişmeden güç daha yüksek seviyede elde ediliyor. Aksi takdirde kablo tesisatlarının, yani akımı yükseltselerdi kablo tesisatlarının kesitlerinin çok daha büyük olması gerekir. Bu da tabii otomobilde hiç istenmeyen bir ağırlığa neden olabilir. Otomobilin bu haliyle 370 km ile 420 km arasında bir menzile sahip olduğunu görüyoruz. Kullanım şartlarına göre ortalamada konuşuyoruz. Bu da gerçekten elektrikli otomobillerin geldiği seviye açısından fevkalade önemli. Detaya girmek istemiyorum ama şehir içi kullanımda, günlük kullanımda menzil açısından çok rahat idare edebilecek bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tüketim hakkında da çok kısa bilgi vermek istiyorum. Otomobil bu haliyle 100 kilometrede aynı benzin veya dizel tüketimi gibi aynı birimlerle değerlendirmek istersek 100 kilometrede 20 kilowatt, 20 ile 22 kilowatt arası gene VLTP ölçümlerine göre tüketim var. Yani 20 kilowatt, eğer bunu benzinle mesela karşılaştırmak istersek, bugün işte 80 kuruştan hesap edersek elektriğin kilowatt saatini, demek ki yaklaşık 16 liralık bir tüketim olacaktır 100 kilometrede normal şartlarda. Dolayısıyla bunu da benzinle oranladığınızda yaklaşık 1,5-2 litre bir tüketim olduğunu kabaca söylüyorum, yalnız söyleyebiliriz. Bu da otomobilin, elektrikli otomobillerin ne kadar verimli olduğunu söylüyor. Zaten endüstrideki değişimin altında da bu verimlilik ve sıfır emisyon yatmakta. Çünkü bir elektrik motorunun verimi bugün aktarma organları çok küçük, %95'ler seviyesinde performansı. Halbuki içten yanmalı otomobillerde, otomobil yeniyken bu %40'larda falan. Ayrıca şarj konusunda da çok kısa bilgi vermek istiyorum. Programımızın sonuna geldik çünkü. Evlere monte edilen 11 kW'lık duvar tipi şarj kutularına iX'i bağladığımızda yaklaşık 8 saatte lityum iyon bataryanın dolduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer hızlı şarj kullanırsanız, doğru akım, biraz önce söylediğim alternatif akım, doğru akım hızlı şarj noktasından yararlanırsanız 150 kW'lık bir noktada yaklaşık yarım saatte bataryanın %80'ini doldurmak mümkün. Bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizle otomobil konusunda sohbet etmek gerçekten bana çok büyük keyif veriyor. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.